Bademcik ameliyatlarından sonra ister küçültülmesi olsun, ister bademciğin alındığı ameliyatlar olsun, enfeksiyon hemen hemen hiç görmediğimiz bir durumdur. Bunun önemi şöyle. Şimdi ameliyatı yaptıktan bir müddet sonra, hele de koblasyon yöntemi veya radyofrekans yöntemiyle ameliyat yaptıktan 3 gün kadar sonra doku ürünlerinin, yıkım ürünlerinin kana karışmasıyla çocuklarda ateş yükselmesi olabiliyor. Nadir olarak ateş yükselmesi olabiliyor. Ama daha önemli bir sebep ateş yükselmesinde çocuğun veya erişkinin, daha az olarak erişkinin yetersiz su içmesi nedeniyle ateşinin yükselmesi oluyor. Bu aslında bir enfeksiyon değildir. Fakat aileler genellikle böyle bir ateş yükselmesi olunca, hele de ameliyat olduğundan endişeyle, çocuklarını sıklıkla akşamları acile götürmekteler. Acillerde de acil doktorları baktığı zaman ameliyat olmuş olan bölgede beyaz lekeleri gördüğünde, ki ameliyat sonrasında doğal olarak bunlar mutlaka olacaktır, olur. İşte bunu bir çok yaygın enfeksiyon olarak değerlendirip hemen antibiyotik vermekteler. Benim tecrübeme göre bu, tabii steril koşullarda da ameliyatı yapmakta olduğumuz için, hemen hemen bademcik ameliyatının hangi türlüsü olursa olsun enfeksiyon görmemekteyiz. Oluşan ateş doku ürünlerinin vücuda karışmasından olabilir, ki bu basit ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla geçirilebilir ve veya suyun eksik içilmesinden dolayı oluşmakta olan bir ateştir. Bunun için de suyun takviye edilmesi, çok da gerekirse intravenöz, yani damar yoluyla su desteği sağlayarak yapılması mümkündür. Ama çok nadir olarak damar yoluna ihtiyaç olmakta. Onun haricinde özellikle bademcik ameliyatlarından sonra enfeksiyon görmediğimizi söyleyebilirim. Şayet diyelim ki gördük, diyelim ki enfeksiyonun belirtilerinin işte bütün kriterleri var, o takdirde de antibiyotik başlama durumumuz olmaktadır. Normal koşulda bademcik ameliyatı olana rutin olarak antibiyotikler ben vermiyorum, kullanılmasını da uygun bulmuyorum.